Günaydın, günaydın, günaydın. Mahallede yine kavga var. Şurada. Nasılsınız kuşlarım? Umarım iyisinizdir, ben iyiyim. Beğeni, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün kardeşimin görüşü cezaevine gidiyorum. Bugün açık görüşü var, bir saatlik. Umarım yetişirim. İşte öyle cezaevine görüşe gideceğiz. Birkaç alışveriş yapacağım, giderken istedikleri var. Onları alacağım. Umarım sizler iyisinizdir. Ay gözüm düştü. Biz çok iyiyiz. Evet, mahallede gene kavga var. Sabahın körü. Hiç sevmiyorum ben. Sabahın köründe şu sesi. Bizim binada işte bir tane teyze var, kiracı. Çıkacaksın evden diye kadın ısrarla bağırıyor sabahın köründe. Ev sahibi. Allah'tan görüşe gidiyorum yani. Karışmayacağım. Yoksa bir türlü polis abileri arardım. Kuşa. Öyle işte. Şimdi hep birlikte Tekirdağ Afet bir kapalı ve açık ceza infaz kurumuna gidip kardeşimizin durumunu kontrol edeceğiz. Açık görüşüne gireceğiz. Tabii siz benimle giremeyeceksiniz kuşum. Ama en azından oraya gidene kadar bir süreci ve oradan çıkarken ki süreci de sizlere anlatmış olayım. Şimdi şuradan karşıya geçeceğim. Bir şeyler alacağız. Dün akşam kardeşim Dara Demirhan, abla ben götüreyim seni dedi ama saatler uymuyor. Ben giderim ablacığım. Uzun bir yol gideceğiz, evet. Hadi gelin bakalım şu terliği alalım. Kuşlarım, Carrefour'a geldik. Terlik alacağız. Terlik istedi benden, bir terlik alayım. Bir şey daha istedi ama bakayım. Bulabilirsem onu da alacağım. Zaten elimde poşetler dolu. Kıyafetlerini istedi. Onları götüreceğim. Burada pahalı. Şimdi o nasıl bir terlik istedi? Allah, onun istediği nasıl bir terlikti kuş? Bakalım şimdi. Pahalıymış da yalnız ha. Yani rahat olsun dedi. Şunlar sanki iyi ya. Şunlar iyi gibi geldi ama. Siyahlarını mı alsam? Sanki onlar daha rahat. Seçeyim bakalım. Evet kuşlarım. Terliğimizi aldık. Şunu aldım kızlar. 41 numara mı olur ona diye tahmin ediyorum. Olur yani. Ay bugün çok yürüyeceğiz. Böyle işte araya kaynayanlar olabiliyormuş. Burası Carrefour. Migros'tan sonra Türkiye'de en zengin market. Şu ödememizi yapalım. Evet kızlar, alacağımızı aldık kuşlarım. Akrabalarım kız. Allah'ım şimdi sabah erken ama gene de sıcak. Şimdi durağa gideceğim tabii ki ben. Burası aslında ters yön. Burası arka taraftaki durak. Yani burada biraz yürüyorsun. Marketlere uğrayacağım için buradan şey yaptım. Şimdi şu marketten de bir şey alacağım. Sonra gidecek. Evet kızlar. Biraz hızlı hareket edeceğiz. Şimdi saat geçiyor. Görüş 1.20'de. Fakat benim yolum çok uzun. O yüzden biraz acil bir şekilde otobüse yetişmem lazım. Kaçtırıyoruz kuşum. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Ben iyiyim. Yayınlar güzel gidiyor. Hepinize teşekkür ederiz. Kanalımız güzel gidiyor. Ben her zaman diyorum zaten bu kanal
Sadece benim kanalım değil, hepimizin kanalı. Hep birlikte büyüteceğiz ellerimizle. Sonra gün gelecek. Şöyle bir dönüp arkaya baktığımızda ne çabalar sarf etmişiz diyeceğiz. O yüzden biz emek vermeye devam edeceğiz. Bakalım. Bu barışın yüzüne benim başıma gelmiyor kalma. Sabahın körü çık şimdi yola bu sıcakta. Ha git görüş yerine. Ha diyeceksiniz ya, dış küpelerin nerede, takılarını takmamışsın. Kuşlarım. Cezaevi görüşlerine giderken takılmıyor. Zaten orada çıkarttıracaklar. 10 kez arabaya girmemek için takmadım. Saçlarımı da ördürdüm çünkü toplatamıyorsunuz. Yani tokayı da kabul etmiyor. Ancak lastik ya da lastik toka olacak işte. Büyük ya da küçük fark etmez. Onu da kabul etmiyor. Makine ötüyor yani. Kıyafetlerimi de ona göre giydim. Hiçbir yerimde tel yok. Anlayan anladı. Çünkü onunla da izin vermiyorlar. Ama tabii ilk defa açık cezaevine fazla gidiyorum. Kapalıda tabii bunlar sıkı denetim olanlar, bahsettiklerim kapalı cezada. Bakalım açıkta nasıl bir arama yapacaklar onu bilmiyorum. O aramayı anlayacağız. Kaşım. Gerçekten. Oh çok sıcak, geberdim. Gidiyoruz işte böyle. Gidecek. Mahalleyi de görüyorsunuz herhalde bu. Bizim mahalle her gün bir olay çıkmaya başladı kız. Kız ne oldu bizim mahalle? Yangın yerine döndü. Allah'ım. Ah. Hele bir göreyim onu görüşü. Ay tüh. Kaçırdık otobüsü. Ay çok kötü oldu bu. Gitti. Neyse. 15 dakikaya bir tane daha gelir herhalde. Ona bineriz. Tabii ben bu yükle nasıl gideceğim oraya onu da bilmiyorum da. Dur bakalım gideceğiz işte. Kuşlarım. Kolum koptu. Bakın burası. Tekirdağ'ın en zengin satoisi. Rodos'ta konakları. Bunun içinde her şey var arkadaşlar. Kapalı, açık, yüzme havuzları, savun alanları, masaj salonları, spor salonları. Ne ararsanız var. Envai çeşit. Hadi bakalım yürümeye devam. Arkadaşlar, bindim şu anda. Şu anda eski otogardayım. Murat'la arabasına bindim. Şimdi cezaevine yolculuk başlasın. Kuşların burası çiftlik önü. Şadırvan diye geçiyor burası. Kahvelerin olduğu yer. Burada insanlar böyle kahvelerde oturuyorlar işte. Çiftlik önü mahallesi diye geçiyor. Böyle devam ediyoruz bakalım şimdi. Yolculuğa devam. Kız akrabalarım, de böyle bir tane araba alayım sizi bindireyim. Dedim Hindistan'a. Tam Hindistan rikşasına benziyor. Kuşlarımız burası da Tekirdağ Meydan. Meydan'dan Murat Dağ Caddesi'nin alt yolunda bir soğuk çift ölümden Murat Dağ Caddesi'nin ortasında kanal var. Buradan da yolculuğa. Burası da eski devlet hastanesinin olduğu yer kuşlarım. Buradan da Murat Caddesi'ne çıkacak şimdi araç. Oradan zaten otogara girecek. Oradan dönüşte de cezaevi yoluna dönecek.
Şimdi bu süreci birlikte takip edeceğiz. Bakın ne kadar uzun yol gidiyorum, gördünüz mü? Maf oldum, maf. Foşafım çıktı, foşafım. Şimdi de Murat Caddesi'ne çıkıyoruz. Buradan da yeni otogara geçeceğiz. Kuşlarım kız. Şimdi yeni otogara geldik. Burada da bekleyenler var. Murat'ta cezaevine ya da Murat'ta gidecek insanlar var. Şimdi onları alacağız kuşu. Sonra yolculuğa devam edeceğiz. Ay foşafım çıktı gerçekten kız. Evet, şimdi yolculuğa başladık. Burası da yeni otogar. Süleyman Paşa yeni otogar. Burası güzel yapıldı ama şehir dışına yapıldı. O yüzden insanlar buraya gelirken çok zorlanıyorlar. Ulaşım sıkıntısı var. Eskiden Tekirdağ merkezdeydi. İşte böyle yeni otogar burada. Karşısında devlet hastanesi yapıldı yine. Böyle devam ediyoruz kuşlarım. Arazileri görüyor musunuz? Ben size diyorum, bunlar
Çok zenginler gerçekten. Bak, arazilere bak aşkım. Kaç dönüm arazi ve düz bir alan yani. Tekirdağ düz, dağlık bir alan yok arkadaşlar. Bunlar hep şey, buğday tarlaları. Çok büyük, yüksek bir arazi burası. Ve Tekirdağ'ın geneli bu şekilde arkadaşlar. Düz ovalar var, şehirleşme. Çok küçük alanlarda var aslında. Sinopçı çok küçük bir yer. Aslında merkez olması lazım. Buralar işte diyorum ya, tarım. Yani tarım yapıyorlar. Şu araziye bak, ay maşallah. Rabbim bol kazanç versin gerçekten. Bunlar ay doğdu işte. O sarı çiçek açan yer var ya. Ay çiçek yeri. Bunlar komple ay doğdu. Ay doğdu tarlaları bunlar. Şu yeşillik gördüğünüz her yer ay doğdu tarlası. Bunlar hep ay doğdu tarlaları. Umarım bir gün size bunu yakından çekmek de nasip olur. Ay doğdu tarlaları. Cezaevi gözüküyor arkadaşlar, bak şu sağ tarafta yavaş yavaş gözükmeye başladı. Evet, cezaevine burada yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve cezaevine yaklaşıyoruz. Arkadaşlar, Tekirdağ hem bütünleşimde hem de tarımda çok ileri seviyede bir il. Ama çok fazla tarım önem verilmiyor. Fazla bir işte. Buğday, ayçiçeği ve inanılmaz makinelere sahip bir il burası. Çok fazla makinesi var. Aç kapıyı gardiyan, sevdiklerim yok orada. Aç kapıyı gardiyan, duramam buralarda. Bıkmaz mısın sen benden, hem çilemden hem benden. Aç kapıyı gardiyan, duramam buralarda. Geldik şu anda Tekirdağ kapalı ve açık cezaevi kapalı. Evet. Kuşlarım, cezaevine geldik. Burası Tekirdağ Adalet Bakanlığı Açık Cezaevi Infaz Kurumu ve Kapalı Cezaevi Infaz Kurumu. Şimdi ben içeri görüşe gideceğim. O yüzden içeriği çekemem. Yasal değil zaten. Yasak koyuyorlar. Üstelik cezası da var yani içeriği çekmemin. Sadece böyle gösterebilirim size. Şimdi ben görüşe gidiyorum. Görüşürüz yine. Çıkınca haberleşiriz. Haydi bay bay. Evet kızlar, bekliyoruz burada. Burası yeni yapılan Açık Ceza İnfaz Kurumu. Bekleyeceğiz bir süre. Eşyaları vereceğiz önce. Emaneti alma yapacaklar. Sonra da giriş kontrolleri yapılarak içeri alınacağız. Burası yeni yapılmış. Güzel, ben beğendim. Diğeri daha eski. Onlar aşağıda bak. Diğer cezaevler aşağıda. Burası yeni yapılan. Güzel, beğendim. Şimdi herkes bekliyor burada. Birazdan içeri gireceğim. Hadi bakalım, buradan çıkışta görüşürüz. Allah'a emanet olun şimdiden. Çıkınca görüşürüz kuşlarım.
Evet canlarım, görüşten çıktım. İşlemlerimiz bitti. Bir saat görüş yaptık. Gayet de güzel geçti. Bir sıkıntı yoktu. Güzel sohbet ettik. Şakalaştık biraz. İnsanlar görüşlerden çıkıyorlar şu anda. Ama çok sıcak burası, yanıyor. Deniz olmadığı için. Devam, artık evde kuşlarım. Şimdi eve gidiyorum ben. Canlarım, bir tanelerim, bak saçlarım ne hale geldi. Yolunmuş tavuğa döndüm. Kuşlarım cezaevine gittim. Görüşe girdik. Açık görüştü zaten. Tam bir saat sürdü. Nasıl bir süreç işledi onu anlatayım size. Merak edenler vardır. Belki cezaevini bilmeyenler vardır, anlatayım. Kapalı ile açık cezaevi infaz kurumu arasında çok büyük, dağlar kadar fark var. İşte kapıdan giriyorsunuz. İlk kapıdan girdim. Sonra bir araç geldi, bizi aldı. Yürüme yasak. Araçlarla gidiyorsunuz görüş yerlerine. Araçla gittik. Açık ceza infaz kurumu. İşte bu yeni yapılan ceza infaz kurumuna gittim. Bir de eski var. Barış eskideydi. Sonra açığa aldırdı kendini. Açık ceza infaz kurumuna işte gidiyorsunuz. İlk kapıdan giriş yapıyorsunuz. Emanet alma varsa, işte eşya falan götürdüyseniz onları teslim ediyorsunuz. Fakat yeni olmayan hiçbir şeyi almıyorlar. Bir. Yeni olan şeyleri alıyorlar emanette. İşte terlik, ne bileyim, çamaşırı. Onun dışında da şortu bile sıfırsa sıfır alıyorlar. Onun dışında kesinlikle kabul etmiyorlar. İşimiz zor. Almadılar zaten şortu. Her şey paraya dayanıyor. İnşaat ayakkabısını istemişti orada, inşaat olarak çalışıyor, inşaatçı olarak. Götürdüm ama onu da almadılar. Ondan sonra o işlem bittikten sonra işte ön büroya giriyorsun. Önde memurlar var. Kimliğimi verdim. İşte kimin adına geldiniz falan dediler. Dedim kardeşim. Aynı zamanda da vasisin falan dedim. Tamam dediler. İşte içeriye aldılar. İşte ilk bir ziyaret çıkartıyorlar. Kimliği alıyorlar zaten. Ondan sonra gittim. Bir üst araması yaptılar çok güzel bir şekilde. Sağ olsunlar, bayağı aradılar. Kapalıda bile o kadar aramıyorlar. Gerçek ama açıkta ya. Ondan arıyorlar. İşte bu, bilmiyorum, bayağı. İşte arkadaşlar özellikle şey yok. X-ray cihazları yok. Kapalıda var. Kapalıyı da anlatacağım size ama önce açığı anlatayım. Açıkta işte sadece üst araması yapıyorlar. O da işte bir soyunma kabinini alıyorlar sana. İşte ne bileyim, içindeki iç çamaşırını kaldırmanı söylüyorlar. İşte ayakkabılarını çıkartıp içini sallamanı istiyorlar. İşte ceplerini, vücuduna dokunarak işte kontrol ediyorlar var mı bir şey diye. O şekilde görüş alanına girdik. İnanılmaz serin. Mükemmel bir klima sistemi vardı. Gerçekten devletimize Allah razı olsun. Hani böyle bir imkan gerçekten sunuyor. O görüş alanı çok serindi. Koğuşlarda var mıydı? Zaten giriş yaptığımız alan burası. Burada memurların masası. Memurların hemen arkasında görüş yeriydi zaten. Hani çıkışla görüş çok açık birlikteydi yani. Her şey birbire birdi. Ne yani? Koğuşlarda da var mıymış klima? Koğuşlarda yokmuş ama Barış çok serinim dedi. 14 kişilik koğuşta 10 kişi kalıyoruz. Ben de düz fanzada yatıyorum dedi. Şey varmış. Camın dibinde yatıyormuş Barış. Çok serin. Ve dedi hani yattığımız yataklar bile her şey sıfır dedi. Lavabolar sıfır. İyi, ne güzel. Ben de gördüm lavabolar içeride. Çok temiz dedi. Yemek yapıyormuş lan içeride. Yemekler dedi mükemmel. Kendileri yani yapayım mı? Yok. Yapanlar varmış ama Barış yemek biliminde değil. İnşaat biliminde olduğu için o yapmıyor. Yok yok. O kendi odalarında koğuşlarında çay mı yapıyor ya. Tabii canım, dışarıdan yemek de söylüyorlarmıştı. Pizzadır bilmem nedir falan söylüyorlarmış. Onlar da alıyormuş. Ondan sonra güzel geçti görüşümüz. Tam bir saat yakın görüş yaptık. Biraz şakalaştık, dalga geçtik, biraz eğlendik, sohbet ettik bayağı. Sonra inşaat ayakkabılarını almadık için baş gardiyana gitti o. Baş gardiyan alın dedi, inşaat ayakkabılarını verdik. Normalde verilmiyor ama inşaatçı olduğu için zaten izin veriyorlar. İnşaatçılara biraz daha kolaylık sağlıyorlar orada. Hatta şey dedi, kapı önünde ziyaretçi kapısının önünde dedi, beton atılmış, onu ben attım bak kat dedi. Gördüm onu da. Sonra işte bir saat dolduktan sonra gayet rahattı ama yani
fresh bir ortam vardı. Zaten kantin vardı buluştuğumuz yerde. Biz de alışveriş yapamıyoruz ama mahkumlar orada alışveriş bayilerine bir şeyler ikram edebiliyorlardı. Güzeldi yani. Çok serin bir ortamdı. İnanılmaz serin. Bu kadar güzel bir klima sistemi yok, sana anlatamam. Çok güzeldi. Zaten kapalı görüş yok onlarda. Hep açık görüş var. Her pazar günü de oluyor. Ama onu tabii kurum kendi adına belirliyor. Sonra işte biz çıktık. Onlar arka kapıdan devam ettiler. Sonra ben gördüm onu arkadan. Baktım hiç kıyafetlenmiş, devam ediyordu. Baktım orada geziniyor. Terliğini de giymiş kuşum. Terliklerini nasıl, beğendi mi? Daha bilmiyorum, gördü mü? Görmüştür ama. Yani şu anda teslim edilmiştir. Tabii hemen orada ona teslim edilmiyor arkadaşlar. Kendi kıyafetlerini verdi o bana. Ben hemen aldım. Onları eve getirdim, yıkanacak. Aşırı sıcaktı. Anlatamam size, çok sıcaktı. İyi geçti yani, görüşte bir sıkıntı yok. Kapalı ile arasındaki fark ne derseniz, kapalı görüş daha farklı. Arkadaşlar, kapalı görüşte cezaevinin yani ceza kapalı, cam var arada. Yok, açık görüşten bahsedeyim. Kapalı açıkla açıkla açık, yani açık infazda açık görüş farklı. Kapalı infazda kapalı görüş farklı. Kapalı infazda iki tane X-ray cihazından geçiyorsunuz. Birinden sadece normal geçiş yapıyorsunuz. İkinciden tamamen ayakkabılarınız üzerinizdeki kabanlar çıkartılarak makinelerin içine koyularak X-ray cihazlarına koyuluyor. Ve şeylerden geçiyorsunuz. Kapılardan geçiyorsunuz, dedektörlü. O kapılardan geçiyorsunuz ve göz okutma sistemi var orada. Gözlerinizi okutarak geçiyorsunuz. Her kapıyı gözleriniz açıyorsunuz. Oradan geçerken de çok yani ilk cihazlar rahat geçiyorsunuz zaten, orada sıkıntı yok. İkinci cihaz, bu sefer cezaevinin içine doğru gidiyorsunuz ve orada sizi büyük bir kapı bekliyor zaten. Büyük tesisatlı bir makinelerin olduğu bir kapı bekliyor. İşte ayakkabılarınız, işte üzerinizde mont ya da başka bir şey varsa onların hepsi makineden geçiyor. Kemerdi, saatte, oydu, buydu, hiçbir şey yok zaten. Kesinlikle takı, kemer, metal olan hiçbir şeyi takamazsınız. İzin verilmiyor. Makineler çünkü öttüğü için. Kapalı infazda da girdiğiniz zaman işte ikinci kapıdan da girdikten sonra tekrar bir üst araması yapılıyor. Onda da bayağı detaylı yapılıyor. Ama açıkta daha detaylıydı. Büyük ihtimalle X-ray cihazı olmadığı için öyle yaptılar. Bir de güvenli kapı yoktu. Sonra gözlerinizi açıyorsunuz kapıları. Büyük demir kapılar dönmeye başlıyor gözlerinizden okuttuğunuzda. Sonra kapalı şeye giriyorsunuz ve her yer şey kapalı orada. Klima yok zaten. Kantin yok ve bir odanın içinde herkesin görüş yaptığını düşünün. Kapalı görüş çok farklı yani açık görüşe göre. Orada yapmamanız gerekenler hem açıkta hem kapalıda şu. Kapalıda ve açıkta yapmamanız gerekenler: 1. Mahkumla kavga etmeyeceksiniz. 2. Gardiyanlarla kavga etmeyeceksiniz. 3. Sessiz sakin girip sessiz sakin çıkacaksınız. Ve ne deniyorsa kurallara uyacaksınız. Herhangi bir kural bozukluğu yapamazsınız. Yaptığınız takdirde size ceza yansımaz. Tabii ki cezaevinin savcısına sevk ediliyor durum ama olan sizin mahkumunuz oluyor. Mahkumunuz ceza alıyor. Araba cezası alır. Arayamazsınız. 6 ay arama cezası verirler. Yani sizin orada yaptığınız her hareket mahkuma yansıyor. Hücre cezası alır. Görüş yasağı alır. Yani siz kesinlikle orada kurallara uyarak kurallı bir şekilde girip kurallı bir şekilde çıkmanız gerekiyor. Ve mutlaka cezaevine görüşe giderken yanınızda küçük bir kilit ve anahtar olmak zorunda. Ben unutmuşum. Asma kilit. Götürmedin mi? Götürmeyi unutmuşum yani. Allah'tan orada bir abi var zaten, bekliyordu o kapıda. O zaten o dolapları kontrol ediyor. Hem de giriş çıkışları kontrol ediyordu. Hı. Ondan rica etmedim. Böyle böyle ben asma kilit dedim. Buraya getirilmeyin dediler diye getirmedim dedim. Sıkıntı yok kardeşim. Burada sorun olmaz. Biz kontrol ediyoruz dedi. Tamam dedim. Dolapların hangisi dedi. İki dolap vardı benim. Hem çantam hem de barışık kıyafetleri vardı. Gösterdim yani. Hiçbir sıkıntı olmaz dedi. Görüşten ilk zaman ilk sen çıkama dedi. Tamam dedim. Zaten ilk ben çıktım görüşten de. Mutlaka görüşe gidiyorsanız bir asma kilit olmak zorunda. Götürün. Götürmemezlik yapmayın. Çünkü neden derseniz, dolapların olduğu kısma kesinlikle gardiyanlar müdahale edemiyor. Çünkü görüş alanına girdiğiniz memur tarafına doğru görüş alanından sonra mahkumla buluşmaya başlayacağınız alan cezaevi yönetimine ait bir alan. Fakat görüş alanına girmediğiniz an itibariyle dışarıda dolaptı, kapı önünde bekleme salonuydu, bilmem neydi. Burada oluşacak her türlü olay
Normal adli vaka olarak geçiyor. Yani orada çantanız bir şeyiniz çalındı gitti. Siz orada ceza infaz kurumunu suçlayamazsınız. Çünkü ceza infaz kurumu diyor ki biz buraya müdahale edemeyiz. Burası sizin özel alanınız. Polisi çağırıp sonra tuttur. Oradan savcıya şikayetçi ol bilmem ne diyor yani. O yüzden mutlaka asma kayıt götürün. Kapalı görüş de şöyle. Kapalı görüşün kapalı görüşünü anlatacağım. Orada da yine aynı sistem uygulanıyor. Yine aynı göz okuma sistemi, kimlik kontrol sistemi, ilk güvenli kapıdan geçiş, ikinci yine güvenli kapıdan, bu sefer ayakkabıları işte üstünüzdeki kıyafetleri çıkartıp bilgisayar cihazından geçiriyorsunuz. Tekrar üst araması, sonra gözle okuyarak kapıları açıyorsunuz, görüş alanına gidiyorsunuz. Fakat aranızda nereden baksanız 1,5 metreye yakın bir cam var ve telefonla konuşuyorsunuz, karşılıklı telefonla konuşuyorsunuz. Yani anlayacağınız durum bu. Bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi burada yapmamanız gereken şeyler belli. Yaptığınız her hareket, her davranış mahkumu etkiler. Yansıyor. Mahkumu etkiliyor. Mahkumu zor duruma sokarsınız. Ve 6 ay görüş yasağı, hücre cezası, telefon yasağı alır. Özellikle gittiğiniz zaman mahkumun yanında ağlamayın. Bu çok yanlış bir davranış. Çünkü mahkumun içeride psikolojisini tamamen bozuyorsunuz. Onu yapmamanız gerekiyor. Tabii annem ilk cezaevine gitti ama çok ağladı. Ama sonra o da alıştı bir süre sonra. Ama Barış'ın olduğu yer şu an çok rahat. İyi, arkadaşları da iyi. Zaten tanıdıkları var orada da. Keyif yerinde. Tabii ki bizler orada mahkumu ziyarete gidiyoruz ama gittiğimiz yerde de mahkumun bütün mahkumların aileleri, ister istemez oradaki mahkumların arkadaş, yani aileleriyle de arkadaş oluyoruz. Zaten görüşe girene kadar bir ton muhabbet ettik. Çıkana kadar da bir ton muhabbet ettik. Çıkışta da tabii bekletiyorlar yine. Yani araçlarla çıkıyorsunuz. Kesinlikle yürüme yapamıyorsunuz. Yasak. Cezaevinde hiçbir şekilde yürüyemiyorsunuz. Zaten baş gardiyan bekledi tepemizde. Çıkışta. Bir yere bana böyle yaptı. Efendim şimdi yere basmayın. Nereye basayım dedim ya. Bir yere basmadım gardiyan abi. Nereye basmışım dedim ya. Sonra dedim Eda sus. Yoksa dedim senin alırlar içeri. Çevreye basmak yasak demek ki de. Yeni ekilmiş herhalde. O anda da geri çekilin falan dedi. Yeni bir araç gelmişti. Ben de fark etmedim herhalde. O an sıcağın anında hissetmedim. Öyle diyene kadar pardon fark etmedim. Bir şey demedim tabii ki. Ben size tabii şu an şaka yapıyorum da hiçbir şey söylemedim. Geri çekildim tabii ki. Yani cezaevine gittiğiniz zaman çok fazla sohbet etmeyeceksiniz arkadaşlar. Yüksek sesle konuşmayacaksınız. Özellikle gardiyanlarla kesinlikle tartışmayacaksınız. Ne diyorlarsa tamam diyeceksiniz. Mecbursunuz. Tartıştığınız andan itibaren içerideki mahkumunuz ceza alır. Bunu sakın unutmayın. Size bir şey olmaz ama olan mahkumunuza olur. Bunu sakın unutmayın. Çünkü buna göre hemen cezaevi faz birimi direkt bunu inceliyor. Ve ona göre mahkuma cezayı veriyor. Bu gerçek, yasal olan bir şey. Çünkü sizin bir suçluluğunuz yok ama içeride bir suçluluğunuz var. Bu cezayı alır yani, bilginiz olsun. Yorucu bir gündü. Çok yoruldum. Gittim geldim, bayağı yoruldum. Ama şu anda eve geldim. Biraz dinleneceğim. Sonra sınavıma çalışacağım. Sonra akşam canlı zaten görüşürüz. Vlog zaten hemen sizinle birlikte olacak birazdan. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yorum, beğeni, abone olmayı unutmayın. Tüm mahkum ailelerine de buradan sabır diliyorum. Zor bir süreç. Herkes için çok zor bir süreç. Sadece içeride mahkumunuz yatmıyor. Yani siz de mahkum oluyorsunuz oraya. Ama ben bu sefer gittiğim yeri beğendim. Güzeldi yani. Görüş güzel. Güzel alanda yapıldı. Allah yar ve yardımcısı olsun herkesin. Umarım bu hataları tekrarlamamak üzere oradan cezalarını temiz bir şekilde bitirip çıkmayı nasip etsin hepsine. Sizi de çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yorucu bir gündü. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi vlogu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Like tuşunu da basmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşmek üzere.